Kayseri'de kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 24 bloğu kapsayan bölgede evlerini satmak istemeyen vatandaşların dairelerini boşaltmamasına rağmen yıkım başladı. Kentsel dönüşüm bölgesinde mülk sahibi olan Ramazan Kekeç, yıkım işleminin hukuksuz bir şekilde yapıldığını savundu. Ramazan Kekeç, yapılan yıkımdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Bu kentsel dönüşümden dolayı çok rahatsızız. Biz müteahhitle anlaşma yapmadığımız halde, 3'teki'yi de alamadığı halde, kanuni prosedürler işlemediğinden ülkemizde zorbalık yapılıyor. Hukuksuz işlem yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyorum. Gerekli bütün işlemleri yapması için belediye başkanını göreve davet ediyorum. Bu rezilliğe derhal son vermeliler. Burada biz insanca yaşamak istiyorsak eğer belediye görevini yapmalı. Hayvanlara yaşasın diye barınak yapan belediye burada insanların üzerinde ev uçuyor. Acaba aramızdaki fark ne? Bunu kavrayabilmişler mi? Bu kadar söyleyeceğim efendim. Peki bize gelen bilgiye göre yıkım yapılırken içeride vatandaşlar aileler var. Bu doğru mu? Doğru. İspatı da burada. Bütün binaları da çekebilirsiniz. Her yıkılan binada aile oturmaktadır ve suç işliyorlar. Burada can ve mal güvenliğimiz olmadığı için Türkiye Cumhuriyeti savcılarını tekrar göreve davet ediyorum. Peki herhangi bir kağıt gibi bir bildirim yapıldı mı size yok. Bu başlamadan önce? Yok. Hiçbir bildirim de yok. Müteahhit ben burayı aldım, bana vekalet verenlerin evini yıkarım diyerek zorbalık kullanıyor. Açıkçası bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bana gelen bilgide kağıt da diyor ki kentsel dönüşüm için değil, evleriniz riskli, 2 ay içerisinde boşaltın. Ondan sonra da ev bulursa tekrar bir ay daha uzatır şeyi. Başka hiçbir sorun yok bunda. Peki burada kendi evinizde mi oturuyorsunuz? Evet, kendi evimde oturuyorum efendim. Yıkım işlemlerinin hukuksuz olduğunu ve bunun içinde birçok yere başvurduklarını belirten Fatih Dağdeviren konuyla alakalı şunları söyledi. Burada kiraya çıktık öğrenci evi adı altında. Fakat buranın müteahhiti maalesef bu sitelerde proje alanı olarak yıkıma gitmeye çalışıyor. Bunu karşı çıkan birçok insan var. Yani tamamıyla herkes onaylamıyor bu işlemi. Yani işte gördüğünüz gibi binaların herkes insanlar çıksın diye insanlara baskı oluşturacak şekilde yıkım yapıyorlar. Bunların tamamen hiçbir hukuksal alanı yöntemi yok. Ve gördüğünüz gibi kolonları da yıkıyorlar ki binanın sağlamlığı iyice gidiyor, düşüyor. Ve bu binalarda da yaşayan insanları zorla çıkartıyorlar, tehlikeye sürüklüyorlar. Biz bu konuda çok şikayetçi olduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun, gerek belediyemiz olsun. Ama hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Polis çağırdık ama hiçbir şekilde bir sıkıntı çözme odaklı şey yapmadılar. Konuşmadılar bizimle. Yani gördüğünüz gibi anlatacak zaten pek fazla bir şey yok. Olay bu. Ben size göstereyim yani direkt. Evini müteahhite vermek istemeyen Saniye Coşkun şöyle konuştu. Müteahhide ben evimi vermek istemiyorum. Her gün zulüm yapıyor bize. Şey diyor. Çok affedersin eşek gibi bileceğiniz, toprağa muhtaç edeceğim, arkamda dolanacağınız. Aşağıya geldi 4. katı tüm parçaladı camları, ben yukarıda üşüyeceğim goya. Ben de üşümüyorum, sobamı yaktım, sıcacık oturuyorum. Benden bu kadar. Bütün zulümle, zorluğuyla evimizi alamayacak. Biz bile emekli maaşıyla geçiniyor. Nerede kira verecek, nereye çıkacak? Haramının kesesini doldurmasın, bizleri düşünsün. Binaların içerisinde vatandaşların oturmasına rağmen yıkımın başladığına değinen Ahmet Öztürk konuyla alakalı şöyle konuştu. Böyle terbiyesizlik olmaz. İşte adam oturuyor altı yıkıyor. Burada bir adam ölse kim mesul? Kim mesul bana söyle bakayım. Başka mı mesul? Kaymakamın mı mesul? Belediye mi mesul? Ya, hadi şurada bir adam öldü. Bina ketti. Ne olacak bu? Gürül gürül yıkıyor şeyle, kepçeyle. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz ki ya. İnsan merhamet edilmesi lazım. Ya yapıyormuş. Çocuğu hasta var, yaşlı var, bebe var. Hasta. Bu zulüm olmaz mı bu kadar ya? Zulümdaştı gayrı, zulümdaştı. Kentsel dönüşüm projesinin proje sorumlusu ve danışmanı Ramazan Aydın ise sürecin hukuk zemininde ilerlediğini söyledi. Ramazan Bey, şu anda Talas Yenidoğan'da bulunan kentsel dönüşüm projesini yaptığınız alanda vatandaşlar birkaç tane şikayette bulundular. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ya şimdi şikayetlerin konusu şöyle söyleyeyim. Biz orada tamamen yasal ve kanuni süreci takip ediyoruz. Burada söz konusu 24 bloğun risk analizleri yapılmış, çürük raporları onaylanmış. Bunlara 7-8 aydır tebligat yapılıyor.
ve evler, binalar çürüktür, risklidir, evleri boşaltın diye. Biz de ona tebligatları yapıyoruz. Gereken belediye tebligatları yapıyor, tapu müdürlüğü tebligatları yapıyor. Bu evlerin boşaltılması ve yıkılması gerekmektedir. Yasal süreç devam ediyor yıkımıyla ilgili. Burada biz binaların boşaltılmasını sağlayıp yıkacağız, yani durum budur. Peki ya itiraz eden vatandaşların sebepleri ne oluyor? Yani şimdi sebepleri şu, zaten 5-6 kişilik bir grup var, 260 kişi içerisinde. Biz zaten 3'te 2 çoğunluğu sağlamışız, 200 civarında vekaleti almışız. Bu 5-6 kişilik grubun şahsi menfaat, şahsi çıkarlar söz konusu olunca tabii ister istemez muhalefet olacaklar, sıkıntı yaratacaklar. Bu işin doğasında var bu yani Musa Bey. Son olarak konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sadece şimdi bu vatandaşlara evleri boşaltmayan, direnen, devlet bizi evimizden çıkaramaz dedikleri olayda konu şudur. Şimdi riskli yapıdır. Bu riskli yapıda toplu konut alanı olduğu için riskli yapıda vatandaş tamam mülkiyet hakkı vardır ama riskli binada da devlet kurumlarının bir sorumluluğu var. Burada Allah korusun bir depremde bir can kaybının hesabını sorarlar insana, neden riskli yapıda bu insanları barındırdın diye. Onun için bu insanların aklı selim bir şekilde bir an önce karkış başlamadan bu evleri boşaltması lazım ve yasal süresi içerisinde bu evlerin boşaltılıp yıkılıp yenilenmesi lazım. Yani durum budur. Yıkımların tamamen yasal ve hukuka uygun şekilde yapıldığını savunan kentsel dönüşüm proje sorumlusu ve danışmanı Ramazan Aydın ise gerekli vekaletlerin alındığını söyledi. Yani şimdi burada gördüğünüz gibi yani belediyeden gelen tebligatlar, yıkım kararları ve devamında işte çürük raporları vardır şurada. Biz bütün işlemleri yasal ve kanun çerçevesi içerisinde yapıyoruz. Vatandaş da burada mağdur edebiyatı yapmasın lütfen yani. Kamuoyu da bunu doğru bilsin. Kamuoyunu bunu doğru bilsin. Yanlış haberlere itibar etmesinler. Bizim tek istediğimiz budur. Yani başka söyleyecek bir şeyim yok. Bu kadar yani. Çünkü her şey şurada da göstereyim yani. Aldığımız vekaletler diyorlar ki işte 3'te 2 çoğunluğu sağlamadı diye. Bunlar hepsi alınan vekaletler, klasörler işte. Tekrar şu klasörü de göstereyim size. Aynı şekilde yani bütün bunlar aldığımız vekaletlerin sayısı, ki biz bunu belediyeye de ibra ettik, listelerini de verdik. Vatandaş diyor niye bize sunmuyorsunuz? Ya buyurun gelin, size de tebliğ edelim, size de sunalım. Ama diyalog kapısını kapatmayalım. Yani biz burada amacımız hiç kimseyi mağdur etmek değildir. Yani burada bu insanlara yardımcı olmak, evlerini yenilemek. Kentsel dönüşüm amacı bu zaten. Riskli, çürük bir binayı yenilemektir. Biz burada elimizden gelen her türlü çabayı, diyalog kapısını, her şeyi, yani ikna yoluna gitmeye çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz, birebir arıyoruz, telefona ediyoruz, iş yerlerinde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Neticede yani karkış geliyor. Yasal süre doluyor. İşte aralığın sonunda falan bütün blokların yasal süresi doluyor. Yıkımı gerçekleşmesi gerekir. Riskli yapı, çürük yapı. Bu insanlar inadından vazgeçsinler. Yani aklı selim bir şekilde çoğunluğun kabul ettiği şartlarda gelip vekaletleri versinler. Biz de işimize bakalım.